dakikadan herkese merhaba. Bu haftaki programın konusu Türkiye-Almanya gerilimi. İpler biliyorsunuz kopma noktasına geldi. En son Büyükada tutuklamalarından sonra Almanya'dan çok sert açıklamalar geldi. Beraberinde Türkiye tarafından da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sözcüsü İbrahim Kalın tarafından da karşılıklı sert açıklamalar bulundu. Ve Almanya bu sert açıklamalara sert yanıtlar verdi. Bir takım yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Ve en son Cumhurbaşkanı Erdoğan lütfen biz ortağız deme, alttan alma söylemine girdi. Bütün bu gerilimleri konuşacağız. Bu gerilimler ne anlama geliyor? Arka planında ne var? Almanya'da bu nasıl tartışılıyor? Alman medyasında nasıl yer alıyor? Ve bu Alman toplumuna nasıl yansıyor? Ve ajanlık faaliyetlerinden bahsediliyor. İki ülke arasındaki gerilimin temel sebeplerinden biri bu. Ajanlık meselesi. MİT Almanya'da ajanlık yaptığı söyleniyor. Ve Gülen Hareketi gönüllülerini ve muhalifleri fişlediği iddia ediliyor. Bunlar da Alman medyasında çok tartışıldı, yazıldı, çizildi. Ne yapıyor MİT orada? Erdoğanistlerin tacizleri var mı? Ve Alman hükümeti bunlara nasıl tavır alıyor? Bütün bunları konuşacağız. Değerli iki konuğum olacak. İki değerli konuğum. Süleyman Bağ, DTJ Almanca bir haber sitesinin genel yayın yönetmeni gazeteci Süleyman Bağ konuğum olacak. İkinci konuğumsa Ercan Karakoyun. Ercan Karakoyun Diyalog ve Almanya'da bulunan Diyalog ve Eğitim Vakfı'nın başkanı Ercan Karakoyun ve aynı zamanda da Gülen Hareketi üzerine de Almanca'da bir de kitabı var. Dolayısıyla Almanya konusunda uzman iki konuğumla evet 30 dakika başlıyor. Evet 30 dakika başladı. Almanya-Türkiye gerilimini konuşacağız. Son dönemde o gittikçe artan bir gerilim ve öyle bir dozaja geldi ki kopma noktasına geldi bütün bu ilişkiler. Bu ilişkinin arka planını ve bütün boyutları konuşacağız iki değerli konuğumla. Direkt Ercan Karakoyun ve Süleyman Bağ. Süleyman Bağ ben sizden başlayayım dilerseniz. Bu ilişkilerde evet bir kopma noktasına geldi ve Almanya çok sert bir tonda konuşmaya başladı. Evet diplomatik dilini hiçbir zaman bozmadı. Ama çok sert konuşuyor ve bir takım müeyyidelerin yaptıracağından bahsediyor. Yapacağından bahsediyor. Savunma sanayi noktasındaki bir takım müeyyideleri olacağını söylüyor. Türkiye'ye seyahat konusunda bir takım çekinceleri olacağını söylüyor. Kredi konusunda itirazları var bir takım şeyler. Dolayısıyla bütün bu yaptırımlar zincirinde Almanya gerçekten ciddi mi? Kararlı mı yoksa blöf mü yapıyor? Yok. Almanya burada blöf yapması söz konusu değil. Almanya çok ciddi bir devlet geleneğinin olduğu ülke. Sayın Dışişleri Bakanı Bismar Gabriel geçen Perşembe günü açıklama yaptıktan sonra peşinden hem iktidarın diğer ortağı Hristiyan Demokratlar hem de Hristiyan Sosyal Demokratlar aynı doğrultuda açıklama yaptılar. Savunma Bakanı aynı doğrultuda açıklama yaptı. En son dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı da Alman 2. televizyon kanalına verdiği röportajda Steinmeier aynı doğrultuda açıklama yaptı. Karşı karşıya olduğumuz şey bir iktidarın siyaset değişikliği değil. Belki en son 20 sene önce yaşanan belki o konuya gireriz. Çünkü Almanya'nın en son Türkiye ile ilgili siyaset değişimi AK Parti'nin güçlenmesiyle yakından ilişkili. Dolayısıyla bu belki en son 20 sene önce yapılan değerlendirmeden sonra ilk defa bu kadar köklü ve kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Doğrusu söylemesi gerekirse Almanya ilk neticesini de aldı. Bugün Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu meslektaşı Lothar Demezler'i alarak terör listesi 600 küsur şirketin yer aldığı Interpol üzerinden Almanya'ya aktarılan ve Daimler-Benz ve BAS gibi güçlü şirketlerin yer aldığı listenin bir yanlış anlaşılma olduğunu, iletişim kazası olduğunu söyledi ve Türkiye geri adım attı. Bir dakika. Ne demek bu? Yani şu anda o bir ihtilaf konusuydu. Türkiye, Almanya diyordu ki 680 firmayı siz terör örgütlerine yardım ediyor diye bize bildirdiniz diyordu. Erdoğan da ben işte MİT'ime sordum, efendim Dışişleri Bakanıma sordum. Öyle bir şey yok. İftira atıyordunuz. Yani sonuçta gelinen nokta ne? Yani öyle bir şey iletişim kazası ne demek? Evet şu anda Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu meslektaşı, makamdaşı Lothar Demezler'i arayarak bu konunun bir iletişim kazası olduğu, yanlış anlaşma olduğunu, halbuki liste Interpol üzerinden almaya verilmiş. Dolayısıyla burada bir Türkiye'nin yoktu, boktu demesinin bir anlamı yok. Liste resmi kanalla Interpol üzerinden Berlin'e ulaştırılmış. Berlin ondan sonra bu siyasi değişikliğine gitti. Şu anda da Türkiye Berlin'i arayarak İçişleri Bakanı kanalıyla
bunun bir yanlış anlaşma olduğunu, böyle bir listenin işte kazayen Almanya'ya aktarıldığını söyledi ve Türkiye ilk geri adımını attı. İlk geri adımını attı. Ercan Koyun, bu Karakoyun, size döneyim. Peki bu ilk geri adımını attı derken sanki önceki gün Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması da oldu. Bir lütfen gibi ifade kullandı. Aslında bu önceki söylemlerinin çok ters bir söylem. Alttan alıcı. Ya lütfen biz işte biz partneriz. Biz biz Avrupa Birliği sürecinde adayız gibilerinden daha alttan alıcı bir sinyal vardı. Evet, burada hakikaten Türkiye bu konuda geri mi adım atıyor sizce? Aslında Türkiye zaten bu konuda geri adım atmak zorunda. Çünkü biz hep şunu inanıyorduk. Yani mültecileri Avrupa'dan uzak tutma adına Almanya'nın Türkiye'ye muhtaç olduğunu düşünüyordu herkes. Fakat artık bu Balkan güzergahının kapanmasıyla bu artık geçerliğini kaybetti bu argüman. Dolayısıyla Almanya'nın daha sert bir dille Türkiye eleştirmesi ve bunun sonrasında da Erdoğan'ın hemen özür dilemesi çok doğal bir gelişme. Çünkü şunu çok net ifade edebiliriz. Almanya Türkiye'ye o kadar muhtaç değil. Fakat Türkiye Almanya çok ciddi muhtaç. Yani bununla alakalı tek bir bilgi vermek istiyorum. Mesela Türkiye'nin en önemli ekonomik partneri Almanya. Birinci sırada yer alıyor. Fakat Almanya için Türkiye 13. sırada. Dolayısıyla Türkiye ile olan ilişkiler aslında çok önemli değil Almanya için. Özellikle de Türkiye'den mesela ithal ettikleri ürünlere bakıldığımız zaman meyve, sebze ve tekstil. Bunları Çin'den, Bangladeş'ten, Hindistan'dan yani 3. dünya ülkelerinden elde edebilir Almanya. Fakat Türkiye mesela Almanya'dan ithal ettikleri malzemelere baktığımız zaman üstün teknoloji ürünleri, bilgisayar, makina gibi şeyler görünüyor. Ve bunları da Türkiye'nin başka yerden alması mümkün değil. Dolayısıyla ekonomik olarak ve stratejik olarak kesinlikle şunu net ifade edebiliriz. Türkiye, Almanya çok daha bağımlı ve o yüzden de bu özür, bu geri adım atma çok doğal bir şey yani. Belki Almanya'nın burada kaygılandığı bir nokta var Türkiye-Almanya ilişkilerinin geriliminde. O da Almanya'daki Türkler. En son Dışişleri Bakanı Zygmunt Gabriel, Almanya'nın en çok satan gazetesi, Bild gazetesi üzerinden hem Almanca hem Türkçe Almanya'daki Türklere yönelik bir mektup yazdı. Bu mektupta Almanya'daki Türklerin ister Türk vatandaşı olsun ister Alman vatandaşı olsun Almanya'nın bunlarla bir sorunu olmadığını belirtti. Bu sorunun Türkiye'nin demokrasiden uzaklaşmasından, güçler ayrımının kalkmasından ve netice itibariyle bu da önemli bir faktör. Alman vatandaşlarının herhangi hukuki gerekçe gösterilmeden tutuklanmasından kaynaklandığını mektubunda da ifade etti. Türkiye Almanya'nın bir korkusu var. Bu gerilime gelmeme, bu noktaya gelmemesi için çok direndi Almanya. Buradaki temel sahiki ekonomik çıkarlarıyla ve stratejik ortaklık meselesinin ek olarak Almanya'da sayıları 3 milyon bulan Türk'ün ki bu son seneler önemli bir sorun alanı, gitgide önemli bir kısmının, hepsini değil ama önemli bir kısmının Almanya'dan uzaklaşarak Türkiye politikalarının etkisi altına girmesi endişesi var Almanya'da. Yani Almanya, peki bu sorunun da yani bu sorun varlığında Ercan Bey, Türk oradaki yaşayan Türkleri tedirgin edici bir yansıma söz konusu mu ki Dışişleri Bakanı Gabriel öyle bir mektup gönderip bir sanki sakinleştirme, evet endişe etmeyin size bir zarar olmayacak gibi bir telkinde bulundu. Öyle bir tedirginlik mi var Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlar ve Alman vatandaşı aslında onlar büyük bir kısmı? Son yıllardır özellikle Türkiye'yi eleştirmek veya Erdoğan'ı eleştirmek daha doğrusu sanki Türk halkına düşmanlık yapmak gibi algılanmaya başlandı. Çünkü her türlü eleştiriyi direkt Türklere ve Türkiye eleştiri olarak algılayan bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıyasınız. Onu eleştirdiğinizde size Nazi diyen bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıyasınız. Yani diplomasi dili olmayan, tehditle siyaseti birbirine karıştıran bir adamla karşı karşıya olduğunuzda bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi Alman toplumu, Almanya'da yaşayan Türk toplumu hassas dolayısıyla. Yani zaten Batı bizim düşmanımız gibi sürekli Türk medyasında, yandaş medyada bir pompalama var. Buna karşılık olarak Gabriel'in ilk başta bakın, siz bu ülkenin bir parçasınız. İster Alman vatandaşı olan ister Türk, bizim için hiçbir önemi yok bunun, siz bu ülkeye aitsiniz demesi aslında gerçekten de bir, bu insanların buraya bağımlılığını ifade etme adına, ikincisi de yani gerçekten iki ülkeyi birbirine bağlayan asırlık bir dostluk var. Yani bu sadece
3 milyon burada yaşayan Türk'le sınırlı da değil. Yani çok uzun tarihi boyutları olan bir dostluk söz konusu. Ekonomik işbirliği söz konusu. Bütün bunları tabii ki aynı zamanda koruyup, aynı zamanda da şunun altını da çizmek istediler. Şimdi siyasi eliti hedefleyen bir yaptırım şu an yaptıkları. Yani çünkü burada hep vurguladıkları şey şu, Türkiye'de nasıl ki Erdoğan'ı destekleyen %52'lik bir kesim varsa, onun karşısında da en az %50 veya %48 olan bir kesim var. Ve bunları kaybetmemek gerekiyor. Bunları da elde tutmak gerekiyor. Ve bunlara da destek olmak gerekiyor. Dolayısıyla yani bunlarla olan köprülerin yıkılmaması adına böyle bir ifade yapılmasının arkasındaki mesaj, biz Türklere ve Türkiye karşı değil, Erdoğan rejiminin yaptıklarına karşı bir yaptırım uyguluyoruz. Bunu net vurgulamış oldular. Şimdi Gabriel'in, Dışişleri Bakanı Gabriel'in açıklamasında çok sabır gösterdik dedi Ercan Karaköy'ün. Yani bu çok sabır gösterdiğini biraz açmanızı istiyorum. Ve bunun sonucunda da şunu da sorayım. Neticede o kadar gerilimler yaşandı ki, yani sadece son Büyükada değil, yani en son Büyükada'daki tutuklama, Alman vatandaşının tutuklanma meselesi var ama arkasında pek çok gerilim meselesi var. İşte Konya, İncirlik'teki, NATO üstündeki Alman askerlerinin milletvekilleri tarafından ziyaret edilememesi gibi pek çok Nazi suçlamasına muhatap oldu. Karşılığı bayağı bir Erdoğan konuşturulmadı, AKP'liler konuşturulmadı Almanya'da. Bütün bunlar üst üste bindi. Peki o zamana kadar bu kadar sert bir pozisyon içerisine girmemişti Almanya. Şimdi ise Büyükada tutuklamasından sonra bir baktık Dışişleri Bakanı tatilini yarıda kesip geliyor. Yani ne oldu? Bu artık sabrın bitme noktası mı, yoksa özel bir anlamı mı var? Büyükada tutuklamasıyla birlikte her şey birdenbire üslup değişti, pozisyon değişti. Yani bana göre bu aslında onunla alakalı bir mevzu değil direkt. Bu son olaylar bir kırmızı çizginin aşılmasına neden oldu. Yaz dönemi önümüzde. Şu an Almanya'da okul tatilleri başladı. Ve Türkiye'nin en önemli turist kaynağı Almanlar. Dolayısıyla burada Almanya'nın bir yaptırımı da var. Yani Türkiye'ye giden bütün turistlerin sanırım %15'e yakını Almanya'dan oraya gidiyor. Dolayısıyla çok ciddi bir ekonomik mesele de var burada. Ve Erdoğan yaklaşık 4 yıldır veya 5 yıldır hatta çok ciddi manada hem Türkiye'deki zulümleri, fakat aynı zamanda burada artık yani Erdoğan uzun kolu diye bir tabir de oluştu. Yani burada bazı Türk sivil toplum kuruluşlarıyla kendi siyasetini buraya taşıma gayretleri içindeydi. Bunun başlarında mesela Avrupalı UETD diye bir dernek var. Bunun dışında özellikle camilerin, mesela DİTİP camiasının da ajanlık ve yani buna, bu Türkiye'deki kışkırtıcı havayı buraya taşıma adına görevlendirdikleri yapılar oldu. Dolayısıyla çok ciddi manada artık Erdoğan Almanya'yı karıştırmaya başlamıştı. Buradaki dini yapılanmalara, buradaki entegrasyon meselelerine, buradaki halkın kutuplaşmasına vesile oluyordu. Ve buna da asla müsaade edilemez. Yani en son mesela bu ajanlık konusu mesela özellikle dikkat çekici bir nokta burada. Evet, bunu da biraz açalım bu konuyu. Yalnız bununla ilgili ben bir tamamlayıcı bilgi paylaşmak istiyorum. Krizin şu anda patlak vermesinin Eylül ayında, 24 Eylül'de Almanya'da federal seçimler var. Seçimlerde ise dengeyi bozabilecek, Almanya'daki siyasi dengeyi bozabilecek aşırı sağ Almanya için alternatif isimli bir parti var. Anketlerde bazı eyaletlerde %20'nin üzerinde oy aldı geride kaldığımız yıllarda. Bu şu anda anketlerde %10 civarında gözük. Almanya'da baraj %5, meclise girme ihtimali çok yüksek. Toplumda hem İslam politikalarının, hem terör tartışmalarının, hem Türkiye'nin Almanya'ya oluşturmuş olduğu nefret söyleminin, ki Nazi iddiası, iftirası aslında bir nefret söylemidir. Erdoğan içeride kullandığı gerilim ve nefret söylemini uluslararası siyasete taşıyor. Bu kabul edilemez. Dolayısıyla bu söylemin ne karşı Almanya sessiz kalsaydı, Almanya'da aşırı sağın daha güçlü sandıktan çıkma ihtimali de vardı. Onun yani için o zaman İbrahim Kalın'ın, Cumhurbaşkanı Beştepe sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bu konudaki açıklamasının o zaman haklılık payı var. Yani bu biraz da diyor şey diyor ya, bu Eylül'de yapılacak seçimlerin yatırımı söylemi diyor. Bu tek başına buna bağlayabilir miyiz? Hayır, bu yan etki. Ben bunun yan etki olduğunu düşünüyorum. Almanya, yani federal seçimler, bunun etkisinin olmaması düşünülemez. Bu adım atarken de özellikle sosyal demokratlar
zor durumda şu anda. Yani Merkel çok güçlü bir konumda seçimlerde. Sosyal demokratlar ve yeşiller bu zamana kadar Almanya'da Türkiye'yi savunan, Türkiye lehinde lobi olan grup olarak biliniyor geçmiş yıllarda. Fakat şu anda Türkiye'nin lobisi olmak sosyal demokratları kaybettiriyor. Yani demokrasiden uzaklaşan, insan haklarını ihlal eden bir ülkeyle beraber anılmak iç kamuoyunda seçim sürecinde de zarar verme ihtimali yüksek olduğundan bu olayın şimdilik yapılmasında bunun etken olduğu kanaatindeyim. Peki Ercan Bey, bu özellikle bu iki ülkenin arasındaki casusluk krizi var. Yani bununla alakalı bir açıklama da oldu Almanya tarafından, yetkililerin tarafından ve dendi ki MIT'in Almanya'da muhalifleri ve Gülen hareketine yönelik casusluk faaliyetlerini tespit ettik gibi bir açıklama var. Ve İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, ben tam ifade edemiyorum Alman isimlerini. Siz tabii Almancanız çok daha iyi, benim sıfır noktasında. MIT'in yasa dışı casusluk faaliyetlerine tahammülümüz yok diyor. Şimdi önce Ercan Bey, sizden başlayayım. Peki bu ne demek? Yani ne demek? Ne yapıyor casusluk faaliyeti MIT orada? Çünkü şöyle de bir haber, onu da açıklamanızı istiyorum. Yani MIT Almanya'ya, Alman istihbaratına muhalif ve Gülen hareketine mensup kişilerin listesini verdiği söyleniyor. İsim, adres, telefon. Bu doğru mu? Neyin nesi bu casusluk faaliyeti krizi? Evet, işte Münih Güvenlik Konferansı'nda Hakan Fidan'ın Bruno Kahle verdiği bir liste var. Dolayısıyla bu asıl bu MIT liste krizi Ocak ayında Münih Güvenlik Zirvesi'nde başlıyor. Ve o listede 300 tane ferdin ve 200 tane de kurumun ismi yer alıyor. Ve bu listeyi de tabii Hakan Fidan şey diye veriyor. Yani bunları alın, takip edin, bunların işlerini bitirin tarzında bir düşünceyle veriyor. Fakat karşı taraf bu listeleri ele geçirir geçirmez bu Alman tarafı için burada istihbarat, gizli istihbarat yapıldığına dair bir delil oluşturmuş oluyor. Bir dakika, ele geçirmek kavramını kullandınız. Ben şunu tam anlayayım. MIT böyle bir belgeyi hazırlamış, Almanlara, Alman istihbaratına vermiş mi? Yoksa vermemiş, Almanlar ele geçirmiş mi? Yok, şöyle, aslında bu ajanlık faaliyetleri yani Türkiye'de bu 17-25 sürecinden beri devam ediyordu. Dolayısıyla herkes bunu aslında burada biliyordu. Bir tür bir muhbirlik var, bir ajanlık devam ediyor fakat elde deliller yoktu. Ve Münih Güvenlik Konferansı ile birlikte Hakan Fidan'ın Bruno Kahle, yani Alman istihbaratına bunu vermesiyle delil vermiş oldu. Ve bu delil vermesiyle birlikte Almanya için artık olay kesinleşmişti. MIT burada masum halka yönelik casusluk yapıyor ve dolayısıyla bu insanları bizim korumamız gerekiyor. Fakat yani aslında Türkiye'nin beklentisinin tam tersini yaptı. Bu insanları takibe almaktan ziyade tam aksine bu insanları korumamız gerekiyor. Hepimizi teker teker ziyaret ettiler ve bizi ikaz ettiler. Türkiye'ye gitme noktasında ve konsolosluklara gitme noktasında dikkatli olma konusunda bizi ikaz ettiler, bizi koruma altına aldılar. Koruma altına aldılar. O koruma altını biraz detaylandıracağız ama burada ben bir tuhaflık görüyorum. Yani MIT, Hakan Fidan, MIT müsteşarı, oradaki istihbarat ve casusluk faaliyetidir bu. Başka bir ülkede, başka ülkenin vatandaşlarının telefonlarını, adreslerini, isimlerini tespit ediyorsunuz, fotoğraflıyorsunuz. Bunu da o ülkenin istihbaratına veriyorsunuz. Ya bu bir tuhaf, çok safça veya ahmakça bir şey değil mi bu? Şöyle. Yani zaten şu an, özür dilerim, zaten şu an Türkiye'nin yaptıklarına baktığımız zaman çok akıllı ve böyle düşünülmüş bir şey de yok ortada. Yani son gücüyle, bütün gücüyle kendi iktidarını korumaya çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani hatta şu an Almanlar aslında şöyle bir beklenti içindeydi. Referandumda bu iş biter. Yani bir iş biter derken referandum sonrasında yatışır bu siyasi hava gibi bir beklenti vardı. Fakat bu da yatışmayınca artık biraz da şu an bu söylem, bu mesajın yapılmasının arkasında da buna bu da var. Yani referandum artık geçti. Normalinde yatışması gerekiyor. Seçim kampanyaları bitti. Artık Nazi söylemleri, terörü destekliyor söylemleri bitmeli. Fakat bunların bitmemesi karşısında Almanların sabrı taştığı kanaatindeyim ben. Peki buyurun bu Süleyman Bey. İşbirliği, yani bu ajanlık faaliyet ve işbirliği konusunda şunu unutmamak lazım. DİTİB gibi, Diyanet gibi kurumlar veya Milli İstihbarat'ın Almanya'da faaliyette bulunması yeni bir şey değil. Zamana kadar faaliyet alanı Almanya'daki Türkler olduğu için, yani Almanya'daki Türklere yönelik bu faaliyetler yürütülüyordu. İşte PKK'ya karşı,
DHKPC'ye karşı, aşırı gruplara karşı. Orada edilen bilgi Alman tarafıyla, Alman istihbaratla eskiden de paylaşılıyordu. Dolayısıyla böyle bir gelenek var. Yani iki ülke arasında, iki ülke NATO üyesi. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor. İki ülke arasında tutukları, yakalananları takas etme anlaşması var. Yani konuştuğumuz birbirine iki düşman ülke değil. Uluslararası arenada işbirliği yapan, ekonomik ilişkileri çok derin olan iki ülkeden söz ediyoruz. Bu işbirliği geleneğinden dolayı Türkiye herhalde dedi, bu noktada da biz bu bilgileri Alman tarafıyla paylaşalım. Çünkü Türkiye Hizmet Hareketi'ni terör örgütü olarak kabul ettireceği konusunda 15 Temmuz'dan beri o kadar emin hareket ediyor ki dünyada. Dünyadaki ülkelere şöyle bir mesaj veriyor. Almanya bunu mesajı da aldığı için bu son tavrı aldı. Diyor ki bizim şu anda dostluk, düşmanlık tanımımız Hizmet Hareketi'ne karşı tutumunuz üzerinden belirlenecek. Hizmet Hareketi'ni terör örgütü kabul ediyorsanız bizim dostumuzsunuz. Terör örgütü olarak kabul etmiyorsanız bizim düşmanımızsınız. Aslında Türkiye bu kadar basite indirgemiş bir stratejiyle Batı'nın Almanya'nın karşısına çıkınca Almanya birkaç kere ya dedi tamam böyle bir iddiamız var. Bruno Kahl bunu da söyledi BND Başkanı. Bize delil verin. Yani bir deliliniz var mı? Türkiye şunu söylüyor. Ya diyor bizim bu beyanımız delildir. Bizim size delil sunmaya gerek yok. Bu şekilde bir siyaseti demokratik ülkelerin kabul etmesi mümkün değil. Gerilim biraz da buradan kaynaklanıyor. Yani bırakın tabii terör örgütü olma iddiasını, yani Batı dünyasında genel olarak Hizmet Hareketi radikal bir oluşum tabii olarak bile görülmüyor. Peki Almanların bu konudaki tavrı, Ercan Bey siz ne diyorsunuz? Yani aslında Almanların hizmete bakış açısı gayet net. Yani elbette eleştirdikleri noktalar var. Fakat en son işte yine istihbarat şefi Bruno Kahn yaptığı açıklamaya göre Hizmet Hareketi sivil bir dini ve seküler eğitim veren bir harekettir tarzında bir açıklaması oldu. Ve özellikle de ekstremist ve terör cümlelerine karşı çok ciddi tepki gösterdiğini gördük. Dolayısıyla aslında burada çok net bir algı var. Fakat şu da var, şimdi Almanlar hizmetle yeni tanışmış değil. Yani yaklaşık 30 yıldır burada Hizmet Hareketi'nin faaliyetleri mevcut. İlk okullar bundan yaklaşık 15 yıl önce açılmış. 2001-2002 yıllarında açılmış. Bir sürü ders takviye kursları var, diyalog merkezleri var, kadın dernekleri var, fakir fukara yardım amaçlı kurulan dernekler var ve bunlar burada Alman toplumuna da çok ciddi katkı sağlıyor. Dolayısıyla hizmet bu ülkede bir değer olarak aslında tanınıyor. 2013-2014 yıllarında hizmetle alakalı çok ciddi bir araştırma yaptılar. O zaman Baden-Württemberg eyaletinin iç istihbaratı bu analizleri yapıyor ve şu sonuca geliyor. Bu hareketin Alman anayasasına aykırı hiçbir faaliyeti yok. O yüzden takip edilmesine de gerek yok tarzında bir açıklama yaparak hizmetle alakalı araştırmaları noktalamıştı. Ve şu an bu süreçte o yüzden bu tarz söylemlerin gelmesi, bunlar şiddet yanlısı, terörist, bunlara kimse inanmıyor. Peki. Bunlara aslında Maas'ın de bir ifadesi oldu. Yani Alman, Federal Almanya'nın iç istihbarat şefinin bir ifadesi oldu. Yani bu hareketle alakalı şöyle bir ifadesi olmuştu. Yani hiçbir şekilde bunun terör örgütü olduğunu ve darbe girişiminin arkasında olduğunu bize inandıramadılar. Ve dünyada da buna hiç kimse inanmadı zaten tarzında bir açıklaması oldu. Evet. Dolayısıyla buna zaten Almanya'da inanan yok. Peki buradaki şeyi, Erdoğan'ın uzun kolları meselesine biraz ben girelim ve onu merak ediyorum Almanya'da. Şimdi Erdoğan sürekli yurt dışında bulunan Gülen Hareketi gönüllülerine karşı açıkça tehdit ediyor. Ve bunun medyatik uzantıları da gazeteci olarak, o kimlik bilinen gazeteci olduğunu iddia eden birileri de hatta ölümle tehdit ediyor. Yani biz bunu daha önce diyor Ermeni Asala'ya karşı yaptık diyor. Bunu tekrar yaparız diyor. Açık açık ölümle tehdit ediyorlar. Dolayısıyla bütün bu şey karşısında yani bir delinin biri de bir o gün samastı bulur bunlar. Yani yaşadı Türkiye'de devlet İstanbul'da herkesin gözü önünde güpe gündüz gazeteci Hrant Dink'i öldürdü. Dolayısıyla yani buraya kadar giden bir şiddet ihtimali olabilir. Dolayısıyla şu an Almanya'da Hizmet Hareketi'ne, gönüllülerine yönelik veya muhaliflere yönelik, sadece Hizmet Hareketi de değil, yani Kürtler de bu işin içerisinde var. Dolayısıyla tacizler, tehditler vesaire söz konusu mu? Ercan Bey veya Süleyman Bey, hanginizi arzu edersiniz? Buyurun. Giriş yapayım, Ercan Bey devam edebilir. Öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye'nin kullandığı dil, mesela dil, ortaya attığı söylem,
eleştiriden öte bir nefret söylemi içeriyor. Bir hakaret içeriyor. Alman toplumu ve Alman devleti kendi tarihine baktığı zaman bu da buna benzer nefret söylemlerinin, kolektif suçlamaların neticede soykırıma varabileceğini, neticede bir bu kolektif suçlama neticesinde aşağılama dilinin neticesinde siyaseten ve dinen farklı düşünen ve etnik olarak farklı kimliğe sahip olan bir gruba karşı toplu imha aşamasına gelebileceğin farkında. Dolayısıyla bu meseleler böyle sıradan eleştiriler değil. Alman tarihçiler televizyon programlarında Türkiye'nin gidişatını değerlendirirken zaten Hitler rejimiyle de kıyaslar yapıyorlar. Türkiye'dekiler yani kullandıkları kavramların uluslararası ilişkiler açısından veya uluslararası hukuk açısından ne anlama geldiğini bilmiyorlar ve veya bunu bile bile yapıyorlar. Ben onu kestirme mümkün değil. Ancak Almanya'da oluşan algı Türkiye'de gitgide faşizan hale gelen totaliter bir rejime doğru gidişat var ve Erdoğan mesela 15 Temmuz'la ilgili yaptığı kutlamalarla ilgili haberlere baktığınızda Stalin rejimiyle, Hitler rejimiyle o gösterilerin, kolektif askeri gösterilerin, bayram kutlamalarının, bayram havası içindeki kutlamaların buna benzer etkileri oluyor Batı'da. Bu da diğer alandaki söylemi yok ediyor. İkinci alana geldiğimiz zaman Türkiye, Almanya'nın da hatası var burada ikinci söyleyeceğim konuda. O da Almanya göç ve uyum politikalarını uzun müddet boş bıraktı. Bu alanda faaliyet göstermedi. Aktif, federal düzeyde aktif İslam ve uyum politikalar 2005 yılında başladı. 2005 yılında önceki 40 yıl boyunca bu alanda Türkiye bir nevi kendi kurumlarını oluşturdu. Kendi siyasetini Avrupa'ya taşıyan araçlar oluşturdu. Bunun başına Diyanet İşleri geliyor, Ercan Bey'in söylediği gibi. Türk basınına geldiğimizde mesela düşün bir Sabah gazetesi Almanya'da ihbar hattı yayınladı. Yani evet, şu ben de gördüm onu, gözlerime inanamadım. Yani evet. Bu ülkenizde diyor, eğer Almanya'da varsa bize ihbar edin, telefon numarası da bu diyor. Ve bunu açıkça Sabah gazetesi yazıyor. Peki buna Alman makamları bunu seyrediyor mu? Seyretmiyor. Şu an Hessen Başsavcılığın takibatı söz konusu. Dolayısıyla savcılık Sabah gazetesinin o olayını inceleme altına almaya başladı bile. Dolayısıyla burada yakında bir yaptırım da söz konusu olabilir. Mesela ben Hollanda'dan da duydum. Mesela hakaret eden, tehdit eden birisi geçen tutuklandı. Evet. Hizmet Hareketi gönüllüsüne tehdit etmiş adam. Artık bunu Twitter'dan mı, sosyal medyadan mı bilemiyorum. Detayını bilmiyorum ama Almanya'da muhaliflere yönelik ve Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik. Mesela Can Dündar da orada. Yani o da bir takım tehditler altında ve orada yaşamak zorunda kaldı bildiğim kadarıyla. Şimdi bunu kulağınıza gelen, şahit olduğunuz taciz, tehdit, boykot bir takım şeyler var mı şu anda Almanya'da? Aslında buna benzer şeyler çok var gerçekten. Yani özellikle 15 Temmuz sonrasında mesela çok ciddi boykot çağrıları oldu. Dolayısıyla şurada alışveriş yapmayın, şu doktora gitmeyin, şu avukata gitmeyin. Arabanızı şuradan almayın tarzında yüzlerce mesaj dolaştı ortalıkta. Ve Almanlar da mesela bu tarz boykot çağrılarına çok aşinalar zaten. Yani 2. Dünya Savaşı'nda işte Yahudi'den satın alma, doktorsa tedavi ettirme kendini, hastadır bunlar, işte urdur, kanser hücresidir tarzında şeyler zaten Almanya'da çok yaygın konuşuluyordu. Dolayısıyla bu boykot çağrıları mesela Almanlara çok tanıdık geldi. İkinci mesele hakaretler ve tehditler. Bununla hepimiz karşı karşıyayız. Yani şu ana kadar belki benim burada güvenlik güçlerine götürdüğüm 20'ye yakın tehdit ve yani ölüm tehdidi davası oldu. Bunların hepsine para cezası veriliyor. Bunların hepsi eğer o para cezasını ödeyemiyorsa hapis yaptırımı da uygulanıyor. Dolayısıyla burada bir hukuk devletinde yaşadığımız için biz kendimizi savunabiliyoruz. Bir örnek daha vermek istiyorum. Sabah gazetesi benimle alakalı yalan bir haber yaymıştı. Evinde diplomat saklıyor tarzında bir haber yapmışlardı. Yani bunun saçmalığı şuradan ortada. Yani 75 metrekarelik bir dairede ben kaç tane diplomat saklayabilirim onu bilmiyorum. Fakat böyle bir iddia atmışlardı ortaya. Buna karşılık olarak mahkeme sürecini başlatmıştık. Avukatla üzerine gittik ve parayı cezası ödemek zorunda kaldılar. İki kere hem de. Şimdi buna benzer yaptırımlarımız olduğu için bu son zamanlarda bir azalma söz konusu. Fakat olay biraz da boyut değiştirdi. Öncelikle ilk 2-3 aylarda özellikle halktan tehditler ve küfürler geliyordu. Ve özellikle onlar tarafından baskıya uğruyorduk. Bunlar eğitim kurumlarına mesela taş atıyorlardı.
boya sıçratıyorlardı. Saldırılar oluyordu. Gelecek Kekin'e mesela bir eğitim merkezini darmadağın ettiler, darp ettiler. Buna benzer şeyler yaşandı. Şu an ise olay biraz boyut değiştirdi. Olay biraz casusluk, Türkiye git Türkiye ile alakalı konularda biraz daha yaptırım uyguluyorlar. Mesela şimdi özellikle cami imamları ajanlık yaptı. Şu an Federal Başsavcılık DİTİB imamlarıyla alakalı araştırma yürütüyor. Çünkü ajanlık yapmışlar ve bu listelerde elimize geçti. Herkesin eline geçti. Medya yansıdı bunlar. Yani imamlara yönelik herhangi bir sınır dışı ihtar, ifadeye çağırma bir şey oldu mu şu ana kadar? Diyanet İşleri'nin imamlarına yani, yönelik. Şu an Federal Savcılık 20 tane imama karşı takibat başlattı. Analizler devam ediyor tabii. Böyle buna benzer davalar hızlı bitmiyor. Fakat yani şu an mesela Almanların yaptığı bir yaptırım şu. Eskiden din ateşeleri diplomat statüsü vardı. Dolayısıyla burada Türkiye uzantısı olarak Türkiye'nin gündemlerini buraya taşıdıklarında suç olarak yani dava şeyi başlatılamıyordu diplomat statüsü olduğu için. Mesela şimdi İçişleri Bakanlığı din ateşelerinin diplomat statüsünü iptal etme kararı aldı. Yani dolayısıyla bundan sonra burada görevli olan din ateşeleri böyle bir statüsü olmayacak artık. Peki hizmet buna benzer bir sürü şey yapılıyor. Gönüllülerine yönelik ben Hollanda'da mesela duymuştum. Yani camiye almama, camide taciz etme gibi şeyler var mı Almanya'da? Hollanda'da duydun mu bu tür şeyleri? Aslında bizi en çok üzen noktalardan birisi de bu. Yani şimdi ben burada 5 yaşımdan beri Diyanet DİTİB camilerine gidiyoruz. Burada biliyorsunuz Diyanet'in uzantısı olarak DİTİB camileri var. Doğma büyüme Ercan Bey Almanya'da mı? Almanya'da mı? Evet evet. Doğma büyüme buralıyım. 5 yaşımdan beri doğduğum şehirdeki camiye gidiyorum. Liseyi bitirdikten sonra burada camiler için bir sürü hizmet yaptık biz. Yani özellikle hocalara, imamlara tercüman noktasında yardımcı olduk. Ondan sonra cami gezileri organize ettik. Yaşadığımız şehirde insanların camiyi, dinimizi, kültürümüzü tanıma adına gruplarla birlikte bunları camilere götürüp kendimize anlattık. Onun dışında birçok mesela hizmete gönül vermiş iş adamı, esnaf, tüccar bunlar da çok ciddi manada maddi katkılar yaptılar bu camilere. Dolayısıyla biz bu camilerin bir parçası, bunlar bizim bir parçamız. Bunları biz hep beraber kurduk. Ve şu an bu camilere giremiyoruz. Bizi sokmuyorlar, dışarı atıyorlar. Birçok yerde buraya işte onların tabiriyle FETÖ'cüler giremez, teröristler giremez tarzında levhalar asıldı. Ve o camileri yıllar boyunca desteklemiş ve yaşatmış olan insanlar bırakın yönetimlerden camide ibadet edilmesi bile engellendi. Evet. Peki şunu Erkan Bey. Biliyorsunuz hukukta suçun bireyselliği diye bir şey var. Dolayısıyla burada eğer suçlu varsa DİTİB imamıdır. DİTİB'in çatı kuruluşu olarak bunu sistematik yaptığı ispat edilmiş değil. DİTİB de zaten bizim bazı imamlar ajanlık faaliyetinde bulundu diye itiraf etmek zorunda kaldı. Bundan dolayı burada... İtiraf oldu öyle mi? Tabii itiraf da oldu. Şimdi dolayısıyla burada kolektif bir suçtan söz etmek doğru olmaz. Yani Diyanet aynı İşler, hataya düşmüş oluruz. Evet, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği şahsında kurumsal bir suçlama söz konusu değil. Çünkü suçun bireyselliği esastır. Varsa DİTİB'in yönetiminde casus faaliyet yapan ve DİTİB'e bağlı camilerde insanlar bunu almaya diyor ki bunu benim diyor tek tek ispat etmem lazım. Dolayısıyla fakat şöyle bir şey de var. Bu İslam Şurası öncesinde Ankara'dan, Diyanet'ten buradaki DİTİB'e gelen bir faks var. Ve o faksta da hizmet sempatizanları, hizmetin kurduğu okullar, hizmete gönül vermiş insanları ihbar edin tarzında bir açıklama vardı. Dolayısıyla burada aslında organizasyon olarak da içinde bulundukları söylenebilir. Evet. Ama Diyanet. DİTİB, yani orada Almanya hukuken ayırıyor onu. Diyanetten gelen talimatla o DİTİB diyor ki bu imamlar diyor Diyanet'in görevlileri diyor. Yani maaşı Türkiye'den aldıkları için. Bizim camilerimizde görev yapıyorlar ancak Ankara'yla bağlı çalışıyorlar. DİTİB'in konumu biraz farklı ve aynı zamanda şunu da Ercan Bey'in dediklerine tamamlar mahiyette. Almanya hala DİTİB'e yılda yaklaşık 1 milyon euro proje kapsamında destek veriyor. Ha, para yardımı yapıyor bir de. Tabii DİTİB'e. Onun için bu belki başlı başına bir konu yani evet. DİTİB, Almanya'nın İslam politikaları meselesi. Ancak şunu açıkça söylemek lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'deki siyasi rejimi taşıyan önemli bir ayak, Diyanet üzerinden isterseniz vaazlara, hutbelere, isterseniz imamlar üzerinden
Almanya'ya taşınan bir nefret söylemi var. Bu ne dinen kabul edilebilir bir şeydir ne de Almanya'daki hukuk normlar açısından savunulabilir. Diyanet bunu devam ettiği müddetçe dine çok büyük zarar vermiş maalesef olacak. Maalesef ümmetin tarihinde bu var. Emevi camilerinde Ehl-i Beyt'e karşı ağır hakaretler ve küfürler yapılmıştı. Burada bir virgül koyup bir başka konuya da ben geçmek arzu ediyorum Süleyman Bağ. Şimdi geçen de medyada rastladım, Türkiye medyasında bir rehin alma meselesinden bahsedildi. Yani Türkiye'de ki Büyükada tutuklamalarına mukabil karşısında Almanya'ya sığınmış iki cemaat mensubu olduğu iddia edilen iki generalin karşılıklı takas edilmesi meselesi. Evet. Bu aslında piyasa Polat Alemdar dilinde şantaj ve tehdit. Yani Kasımpaşa ve o civarlarda sokakta kullanılan bir kavram ama diplomaside böyle bir şey olmaz. Olmamalı veya. Şimdi bu iddia gerçekten doğru mu ve Alman basınında bu yer aldı mı? Yer aldı. Deniz Yücel ile ilgili yer aldı. Biliyorsunuz Deniz Yücel Türkiye'deyken tutuklandı. Deniz Yücel'in gazeteci Deniz Yücel çifte vatandaş. Hem Türk vatandaşı hem Alman vatandaşı. Dolayısıyla onun tutuklanmasından sonra belki Almanya'daki Deniz Yücel'in tutuklanması Almanya'da kırılma noktalarına birini oluşturuyor. Deniz Yücel örneğinde olduğu kadar Almanya Türkiye'de tutuklanan hiçbir gazeteci için sesini çıkarmadı. Düşünün ki Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, eski Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı seçildiği zaman günkü mecliste yaptığı konuşmada Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını talep etti Türkiye'den. Ki aslında biz bunu Türkiye'de tecrübe ettik. Yani Türkiye'de pek çok insanı, masum insanı bulamayınca eşini, çocuklarını tutukladılar, evet, ve rehin aldılar. Bu mafyatik bir yöntem şu anda Türkiye'de iç politikada uygulanıyor. Bunu demek şu anda Erdoğan rejimi dış politikaya da bunu sarkmış. Doğru. Ve bunu da demek oranın medyası da bunu yazdı. Peki şöyle bir şey var. Şimdi Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AKP Genel Başkanı Erdoğan şunu söyledi. Hasbelkader Almanya zengin olmuş dedi. Şimdi bunu da tabii dünya medyası da yazdı. Yani tabii Cumhurbaşkanı söylüyor bunu. Yani bu önemli bir cümle. Önemli, yani bir pozisyon sahibi bir insan söylüyor. Hakikaten Almanya yani iki dünya savaşından mağlup kaldıktan sonra bir tekrar diriledi ve bu noktaya geldi. Hakikaten hasbelkader mi zengin oldu? Yani şimdi buna benzer ifadeler bir cumhurbaşkanının ve bir parti genel başkanının ağzından çıkması o ülkeyi tanımadığını, tanıyorsa bile o ülkenin gerçekleri kabul etmedi anlamına geliyor. Almanya 19. yüzyılda başlamak üzere sanayileşme sürecini en erken bitiren ülkelerden biri. Düşünün ki Siemens gibi bir şirketin o Türkiye tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinden eski. Siemens'in Türkiye'de faaliyet alanı 160 yıl, Cumhuriyet'in tarihi 100 yıl bulacak yakında. Deutsche Bank öyle, Alman devlet demiryolları öyle. Dolayısıyla Almanya'nın Türkiye ile ilişkileri şey kılan, ilginç veya tekil kılan sebeplerden biri bu. 1890'lı yıllardan sonra Almanya yaşamış olduğu ilk sanayileşme döneminde Alman sermayesinin uluslararası küreselleşmesi Osmanlı İmparatorluğu üzerinden oldu. Krupp, Thyssen, askerli işbirliği dönemi var. Dolayısıyla Almanya Türkiye'yi bu yönüyle de ekonomik bir hinterlandı olarak görüyor. Yani aslında buraya yayına gelirken de hakikaten Alman markaları neler? Dünya çapında Alman marka derken tabii, bir not alayım dedim. Yazayım dedim. Mesela ilk aklıma Mercedes, BMW, tabii, Porsche, Volkswagen, Siemens, Bayer, Adidas, Puma, Hugo Boss, Braun gibi ilk aklıma gelenler bunlar. Yani bunlar hakikaten dünya devi markalar. Neticede bütün dünyaya marka olmuş dev şirketler bunlar aslında, holdingler. Dolayısıyla Türkiye gibi domates satamayınca Rusya'ya ekonomisi felç olan bir ülke değil. Aslında Erdoğan bunu göremiyor mu? Bir de şu var, Türkiye'nin ekonomik kalkınması da zaten özellikle Almanya sermayesinin Türkiye'ye gitmesiyle. Düşünün, Türkiye'de 6800 Alman şirketi var. Bunların oluşturduğu Türkiye iç piyasasında bir istihdam, bir sermaye oluşmuş oluyor. 1990'lı yılların sonuna geldiğinde 2001 yılında Türkiye çok kötü bir kriz yaşadı. O dönemde Erdoğan'ın en son DİTSAT'e verdiği röportajda kendisinde ifade ettiği gibi Schröder-Fischer ikilisinin ve Alman sermayesinin Türkiye'ye yönelik, yani bu sermayenin
kapitalizm getirdiği veya sorunlu yönleri olabileceğin, ona ayrı bir tartışma konusu. Bak, bir şey daha, bir kısaca bir şey eklemek istiyorum da, aslında net olarak şunu söyleyebiliriz. Yani Erdoğan'ın Almanlarla bozuşması ya tam anlamıyla aslında bindiği dalı kesmek manasına gelir. Çünkü Almanya ekonomik bir lokomotif ve Almanya'nın yatırım yaptıkları ülkelere dünyada birçok ülke bakıyor. Dolayısıyla Balkanlardaki birçok ülke şimdi eğer Almanya, Türkiye güvenli bir ülke, yatırımlarınızı oraya yapmayın gibi bir uyarı yapıyorsa, Balkanlardan oraya gelen yatırımlar da azalacaktır. Evet. Çin'den, Japonya'dan, Orta Asya'dan, belki Uzak Doğu'dan gelen yatırımlar da azalacaktır. Dolayısıyla aslında Erdoğan bindiği dalı kesiyor. Ve herkes şunu da biliyor, aslında Erdoğan'ı güçlü yapan ekonomik gelişmeydi. Ve bu şekilde de şimdi kendisi bunu Kasımpaşalığı yüzünden riske atıyor. Aslında Erdoğan bunu fark etti. Yani lütfen yapmayın ifadesi Erdoğan'ın ağzından. Duyduk biz bunu. Şimdi yeni bir söylem ve yeni bir faza geçti. Aslında bu alışık olduğumuz bir söylem aslında Erdoğan'ın. Yani bu aslında yeni bir one minute vakası gibi. Yani orada Davos'ta İsrail'e, Şimon Peres'e one minute diyen Erdoğan, hemen arkasından apar topar ve Türkiye'de yayınlanmayan o basın toplantısı YouTube'da var, bu isteyen görebilir. Hayır, ben Şimon Peres'e öyle bir şey demedim. Ben İsrail'e karşı hiçbir itirazım olmadı. Yanlış anlaşılmasın, İsrail halkından özür dilerim. Ben sadece moderatöre one minute demiştim gibi anında bir vites değişikliği söz konusu olmuştu. Şimdi Erdoğan, şimdi Almanya ilişkilerinde de bunu gördük. Yani çok dik söylemleri oldu. Kimse bize parmak sallamasın ama Almanya dik durunca da lütfen yapmayın, biz ortağız demeye başladı. Bu açıdan da aslında şaşırtıcı değil bu açıdan. Şimdi ben son iki minik sorumu da sorup programı toparlamak istiyorum. Oldukça açtık programımızın süresini. Yani sormadan edemeyeceğim. Şimdi Erdoğan'ı konuşturmadı Almanya. Yani ne var yani? Şimdi konuşursa ne olurdu? Bu bir özgürlükler kapsamında konuyu ele aldığımıza baktığımızda, yani bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Almanya'ya gelse, vatandaşlarında konuşsa, Almanya bundan niye rahatsız oluyor? Süleyman Bey, size mi sorayım? Şundan dolayı konuşturmadılar. Erdoğan ölüm cezası istiyor. Avrupa'ya bunu taşıyor. Ölüm cezasını ben diyor Türkiye'de getireceğim diyor. Almanya gibi ölüm cezasının olmadığı ve bunun anayasal suç olduğu bir ülkede, yani anayasa açısından sorun teşkil ettiği bir ülkede, kalabalıklar karşısında böyle bir söylem geliştirmesi Almanya açısından anayasal değerlere aykırı bir söylem olduğundan dolayı burada izin vermediler. Evet, Ercan Bey, sizin bu konuda bir ilaveniz olabilir mi? Ya tabii burada Almanya'nın iç dengeleri de çok önemli. Çünkü sonuçta bir şu an muhalif durduğunuz ve size sürekli Nazi suçlaması yapan, size uzaktan meydan okuyan, hakaretler eden bir siyasetçiyle karşı karşıyasınız. Ve bunu kendi ülkenizde konuşturmak da tabii ki bir nevi bir eziklik olacaktı. Yani o bize hakaret ediyor, biz onu konuşturuyoruz. O bize küfrediyor, biz onu konuşturuyoruz. Adam istediğini yapıyor, biz önünde eğiliyoruz tarzında Almanların bir şeyi vardı zaten, bir tepkisi vardı. Ve burada aslında Almanlar bu stratejik Türkiye değişikliğinin önünü açmış oldular. Yani biz seni konuşturmayacağız burada dediler. Daha sonra da ajanlığına müsaade etmeyeceğiz, casusluğa müsaade etmeyeceğiz dediler. Ve şimdi de eğer sen böyle devam edersen insanımızın senin ülkene gitmene engel olacağız, yatırımları göndermeyeceğiz tarzında daha ileri bir adım atmış olduklarını görüyoruz. Evet, programımızın sonuna geldik. Son minik bir şey sorayım. Ya Almanya bizi kıskanıyor olmasın? Kimi? Türkiye'yi. Yani çünkü bunu Cumhurbaşkanı düzeyinde de, Başbakan düzeyinde de söylendi bunlar. Batı bizi kıskanıyor. Çok önemli bir soru bu kıskançlık meselesi. Buna iki saatlik ayrı bir program ayırmamız gerekiyor. Çok fesat bunlar. Hakikaten Almanya ve Batı. Yani bununla ilgili bayağı da Twitter'da da bayağı mizah olmuştur. Evet. Ve şöyle bir caps gördüm. 1987 yılı işte Thatcher, İngiltere Başbakanı demiş ki, tabii bunlar şey, Zeitung, bizim Türkiye, evet. Zeitung. Türkler Esenler otogarını bitirirlerse bu bizim sonumuz olur. Güzel. Bunu da evet. Tabii yani Türkiye'deki psikoloji böyle, Almanya bizi kıskanıyor deyince de inanan bir takım bir kitle var Türkiye'de. Maalesef. Biz Türkiye'ye evet. Devam ediyor. Peki, çok teşekkür ediyorum her ikinize de yayınımıza katıldığınız için, Süleyman Bağ, Ercan Karakoy.
Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, bir programın burada sonuna gelmiş olduk. İki değerli konuğum vardı. Süleyman Ercan Karakoy'un. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.